Halk Partisi, Türkiye'nin kilitlendiği 13 Aralık'taki Ergenekon duruşmasına katılım için parti örgütlerine genelge gönderdi. Genelgede Silivri toplama kamplarındaki Engizisyon intikamcılığına seyirci olmayacağız denildi ve bütün CHP il ve ilçe örgütlerinin yurttaşların katılımı için gerekli çalışmayı yapması istendi. Yapılan yargı yanlışlarını ifade etmek için orada toplanacaklarını söyleyebilirim. Bu 13 Aralık'ta Cumhuriyet Halk Partisi'nin resmi genelgesiyle üyelerine duyuruldu. Ergenekon tertibinde karar aşaması yaklaşırken CHP örgütlerine genelge göndererek 13 Aralık'ta Silivri'ye gelin çağrısı yaptı. Parti sözcüsü Haluk Koç, Ergenekon savcısının esas hakkında mütalasını açıklamasını beklerken 13 Aralık'ta CHP örgütlerinin Silivri'de olacağını açıkladı. Koç, MYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada örgütlere gönderdikleri genelgeyle parti üyelerini Silivri'ye çağırdıklarını ifade etti. Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerine bir genelge göndermiştir. Bu işletilen, biliyorsunuz, talep edilen tanıkların bir kısmı dinlenmeden dosya savcıya verildi, mütalaa kısmına geçti. Yani karar aşamasına yaklaşıldığı sonuç çıkıyor. O 13 Aralık'taki bu duruşma öncesinde tüm yurttaşların Cumhuriyet Halk Partisi örgütleriyle dahil olmak üzere mahkeme yerinin önünde bir bağımsız yargı arayışı, hak arayışı, hukuk arayışı, adalet arayışını seslendirmek için, yapılan yargı yanlışlarını ifade etmek için orada toplanacaklarını söyleyebilirim. Koç, Erdoğan'ın AKP istişare toplantısında Türkiye'nin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'ye yönelik sözlerine de yanıt verdi. Çok seven bir başbakan söylemi, bunu gelenek haline getirmiş, bir siyaset tarzı haline getirmiş, asılsız suçlamalarla yakın tarihimizden, yakın tarihimizin devlet yönetenlerinden bugüne husumet çıkartmaya bütün gayretiyle devam ediyor Sayın Başbakan.